Selim Kara Osmanoğlu bizim uzun yıllar Tahran Büyükelçiliğimizi yapmış diplomatlarımızdan. Selim Bey merhabalar. Merhabalar, Tahran'da aynı dönemde bulunduk ve Evet, ayrı dönem. ilişkimiz Hey gidi günler. hala devam ediyor. Son verdiğiniz haberle benim Lazım'dan bir lafı almış oldunuz. Hakan Fidan'ın şu anda Dışişleri Bakanı olması Türkiye için büyük bir kazançtır. Eğer hareket sahası bırakılırsa. Çünkü kendisinin hem İran'da hem İsrail'de üst düzeyde her zaman ulaşabileceği, lafını dinletebileceği muhatapları vardı. Bu bir avantajdır. İkincisi, benden önce konuşan Burak Hocam, Türkiye ne olacak, mahvoldu, işte size şeysi var. Küreciye herkesin dua etmesi lazım. Çünkü Kürecik sayesinde hiç İsrail'de insan kaybı olmadı. Çünkü Kürecik'ten ihbar almaları kuvvetle muhtemeldir. Early warning, erken uyarı sistemi. Bu şekilde İsrail'in bu drone uçurtma diyeceğim artık. Yani sofistike bir savaş şeysi değil. Onların muhtemelen Amerika tarafından İsrail'e zamanında iletilmiş ve bu şekilde İran'da can kaybı vermeden bir rövanş almış olma sevincini yaşamaktadır. Aslında iki Kürecik Türkiye'ye bir olası saldırıda da Kürecik bu şekilde mi tabii işler? tabii 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 tabii. Yani ortak orada Türk personel de var. Ortak incirlikten farklı. İncirlik NATO'nun bir hava savunma sistemine cevap veriyor ondan sonra. Şimdi siz İran'ı gayet iyi biliyorsunuz. İç politikasını da biliyorsunuz. Aslında bu savaş iç politikalar savaşı. İran kendi meclisteki neo konularını, orada da çok meclis her ne kadar radikaller girdiyse orada da aşırı neokon diyebileceğimiz bir takım gruplar olduğunu biliyorsunuz tabii. Onlara sus payı vermek açısından önemli. Diğer taraftan da Netanyahu can havliyle artık ne yapacağını bilmiyor. Eğer İsrail'de tutuklanmazsa savaş suçlusu olarak Lahey'e gitmesi hiç şaşırtıcı olmayacak. Vatan millet diye o da işte kendisini iktidarda tutmaya çalışıyor. Şunu da ilave etmek lazım. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kurumsallaşmış bir diyalog süreci vardır. Bu etrafa yayılmamaktadır. Bir ülkede biliyorum hangi ülke olduğunu. Orada önce ben Bağdat'tayken Bağdat'ta yapılıyordu. Fakat gazeteciler falan çok basın karıştığı için bir ülkede sürekli olarak temas halinde ve Değil mi? İsviçre üzerinden hani hayır, mesajlar hayır. iletiliyor ama onun dışında ayrı bir ülkede bir araya gelip görüşüyorlar diyorsun. Diğer yerlerde sefaretler gerektiğinde mesajlaşıyor veyahut fiziken de bir araya geldiğini başka bir ülkeden duydum. Şimdi İran'a baktığımız zaman İran Türkiye ile Fransa'nın yüz ölçümünü birleştirin. O büyük cesamette bir ülke. Ortası çöl. Amerika bile müdahale edemedi burada. Bu birincisi. İkincisi Amerika'ya İran kısa vadede ve uzun vadede de lazım. Kısa vadede Körfez güvenliği için lazım. Nitekim Suudi Arabistan ABD'nin icazetini aldıktan sonra İran'la diplomatik ilişkilerini üst seviyeye çıkardı. İkincisi dikkat eder misiniz? Körfez'den İran'ın sırasıyla söyleyeyim Hindistan, Japonya, Kore, Singapur ve bazı Uzak Doğu ülkelerine petrol ürünleri satmasına, sevk etmesine hiç ses çıkarmıyor. Nasıl Türkiye petrol sevkine ses çıkarmıyorsa, çünkü Hint ekonomisi çöktüğü zaman Amerikan ekonomisi de bundan etkilenecek. Tüm bölge Pasifik bölgesi de etkilenecek. Hatta Çin'e dahi Çin ekonomisini belli bir düzeyde tutması için İran'ın Çin'e de petrol satmasına izin vermiyor. Çok önemli bunlar. Yani bu ikincisi İran'ın ileride yakın dönemde, orta dönemde nükleer anlaşma imzaladığı takdirde Batı için çok çok iyi bir pazar olacağı. Çünkü
doymamış bir pazar, bütün sistemlerini yenileyecek vesaire. Füzelere gelince ben İran'ın bütün füze sistemlerini kullandığını inanmıyorum. Yoksa daha büyük isabetler olurdu. Ama ya Selim Bey, mesela bizim Türkiye'de şeyde var mı? Biliyor mu yani Türkiye? Kamuoyu bilmez de İran'ın aşağı yukarı envanterini, ne kadar ne füzeleri var, ne kadar tabii, ne dronları var falan. Bunu biliyor muyuzdur? Tabii biliyorum. Türkiye biliyordur. Türkiye. Tabii tabii, yani Türkiye İran'ı fiziken iyi tanır fakat fikren pek iyi tanıyamaz. Onu açıkça söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz yani İran kafasını. Çünkü mesela söylediğimiz zaman şaşırıyorlar. İran'ın seküler bir dış politikası vardı dediğimiz zaman. Vay, nasıl dersiniz? İranlılar bile kızıyorlar. Sizin zamanınızda bunu Kayhan Gazetesi genel müdürünün önünde söylediler. Kıyametleri kopardı. Yanındakilerine döndüm. Kendisine iltifat ediyorum. Farkında değil dedim. Yani dış politikasında. İkincisi bir, büyük bir denge unsuru. Radikal hareketlere karşı büyük bir denge unsuru. Üçüncüsü Haçlı Şabi ile Türkiye'yi görüştürdü. Çok önemli bu. Haçlı bu son Şabi, şey savaşı, Türkiye'nin gerçekleştireceği Kuzey Irak operasyonu için mi? Muhtemelen, muhtemelen. Çünkü Haçlı Şabi İran'ın, pardon, Irak'ın bütününe hakim. Sadece Kuzey Irak'ta değil. Türk, nitekim bu IŞİD'in Musul'u işgalinden kurtarılmasına Türkiye'de biz de katılalım dedi. Haçlı Şabi, hatırlayacaksınız, buna mani olmuştu. İstemiyoruz dedi. Evet. Fakat şimdi bir soğuk da olsa bir diyaloğun kurulmuş olması sevindirici bir husus. Peki bir şey söyleyeceğim. Azerbaycan. Evet, çok önemli. Yani İran için İsrail varoluşsal bir tehditse, Azerbaycan ise bir nasıl söyleyeyim? Garantör. Yani düşük düzeyde bir tehdit algılaması var. Çünkü İsrail'in askeri mevcudiyeti İsrail'de, şeyde, Azerbaycan'da var. Bunu kimse söylemiyor ama herkes biliyor. Ve daha başka şeyler de var da burada söylemeyeyim. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu savaş daha yani eskale eder mi? İsrail'den siz nasıl bir yanıt bekliyorsunuz? Sonra ne olur yani? Bu iş böyle bütün bölgeyi içine alan bir vortex'e dönüşür mü? Vallahi ben Netanyahu'dan çekiniyorum. Kimse, çünkü can havliyle herhangi bir şey yapabilir. İktidarda kalmak için. Çünkü dış tehdit, dış tehlike, İran'dan başka dış tehlike yok. Yani kafasında ondan sonra. Ama diğer taraftan İsrail'i de avlukaya almak pek İran'ın yapacağı bir iş değil. Yani bana kalırsa ne İsrail'i global güçler, ne İsrail'i İran'a yedirirler, ne İran'ı İsrail'e yedirirler. O zaman burada Amerikalıların verdiği şu mesajlar, hani sürekli, yani tamam, okey, hadi siz İsrail vurdunuz Zahide'yi. Bak bunlar da böyle bir şey yaptı. Ama İsrail hiçbir füze de düşmedi, bir şey de olmadı. Tamam, hadi artık bu işi burada noktalayın. Kimse ölmedi. Kimse ölmedi. Ama işte herkes de kendince bir şey yaptı. Bu işi burada noktalayın. Şeyse Amerikalıların çalışır mı? Muhtemelen yapacaklardır. Belki de Türkiye'de, yani Türkiye kendisi de araya girip şeyi yatıştırabilir. İran'a. Onu soracaktım. Evet. Türkiye'nin var mı böyle bir şeysi şu anda, leverage? Kişisel olarak olduğunu zannediyorum. Hakan Bey'in, Hakan Fidan'ın vardır diyorsunuz kişisel vardır olarak. Birisi Irak'ı da çok iyi bilir. Haçlı Şabi'yi de iyi bilir. Suriye'yi de, İsrail'i de çok iyi bildiği için ne kadar hareket kabiliyeti olduğunu bilmiyorum. Ama büyük bir şanstır. Şu dönemde Dışişleri Bakanı başkası değil, kendisi. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Bu, ekonomik olarak peki şey olur mu? Türkiye'ye bunun bir faturası olur mu? Türkiye uzun vadede, Türkiye aklını kullanabilirse, soğukkanlı hareket edebilirse Türkiye bir alternatif olabilir. Şu ki ben Gazze saldırısından iki gün önce, alakasız diyeceksiniz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok üst düzeyde biriyle konuştum.
ve kendisine şeyi önerdi. Yani niçin Ovaköy'den bir hat açmıyorsunuz diye. O dedi, biz dedi bunu dedi Aşdod limanı, Kuveyt, Ürdün, Aşdod ve Laskiye limanından yapacağız dedi. Dedim ki ya niye Akdeniz oradan açılır? E peki bizim dedim iki tane serbest bölgemiz var dedim. Yani İskenderun ve Mersin limanları var dedim. Aa, oraları da düşünebiliriz dedi. Halbuki Bağdat demir yolunu canlandırıp upgrade ederse Türkiye kısa bir şeyle Körfez'e inebilir ve Körfez'de Avrupa'nın Körfez'e bağlantısını üzerinden sağlayabilir. Kuveyt'ten açılmak üzere. Fakat gördüler ki bu Aşdod limanını Ürdün üzerinden Laskiye falan olacak şey değil. İstikrarsız bir şey. Türkiye bu kozunu kullanabilirse ve plan da yapabilirse hem bölgesel bir ekonomik katkı da olabilir. Bunun finansmanını çeşitli uluslararası kuruluşlardan da yapabilir. Ekonomik açıdan bu. Fakat Türkiye'nin şimdiye kadar gösterdiği, tabii retorik hariç, iç politikaya yönelik bütün siyasi partiler ortak bir lisan kullandıkları için dış politikada bütün siyasi partiler, iktidar ve muhalefet, onun için ne şeyi kapatalım diyorlar mesela. Kireç kapansın. Kireç kapansaydı İsrail dümdüzdü bugün. Kim bilir kaç bin kişi ölecekti. Kireç kapanırsa Türkiye'nin hava savunması nasıl olacak? İran'dan gelebilecek bir tehdide karşı. Ama dediğim gibi yani asimetrik bir tehdit algılaması var. İran'ın şeyden Azerbaycan'dan, İsrail'le olan ilişkilerinden dolayı. Fakat öbür taraftan da kendine bağlıyor. Mesela Zengesur kapısını açtırmıyor. Açtırmayacaktır yani. Fakat İran, Azeriler de hafif o oynak bir düşünce şeysine sahip oldukları için Nahçıvan'dan Zulfa üzerinden bir demir yolu ve otoban kuruyorlar İran'a. Bypass edecekler. Yani durum böyle. Yalnız dediğim gibi ideolojik yaklaşmamak lazım. Duygusal yaklaşmamak lazım. Soğukkanlı hareket ettiği takdirde Türkiye'nin kazanacağı çok şey vardır. Belki yine de bir aracı olabilir. Olabilir. Tamam. Peki. Selim Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.